polislerdir. Devrim ve Cumhuriyet'in polisi değildir. Devrim ve Cumhuriyet'in polisi değildir. Diye düşünecek. Ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek. Demek adliyeyi ıslah etmek. Rejime göre düzenlemek lazım diyecek. Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte. İnanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimlere eğilimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan, neden ve etkenleri düzeltmek, benim görevimdir. Toplantı yaptılar. Ne anlatacaklar? Ülkenin nasıl bölüneceğini anlatacaklardı. Cumhuriyeti nasıl yıkacaklarını mı anlatacaklardı? Türklüğü ayaklar altına aldıklarını mı anlatacaklardı? Emperyalistlerle PKK'yla işbirliği yapıp çıkaracakları anayasayı mı anlatacaklardı? Türk milletinin var olduğunu, kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya gücünün yetmediğini bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Ne de korkumuz var. Halkımız da el ele geldi. Hep birlikte geldik. Sizler özel bir davetle gelmediniz. Yolumuzdan hiçbir güç, hiçbir kuvvet asla ve asla döndüremeyecektir. Her devlet stratejik hedefini anayasayla belirler. Anayasa bir devletin temel örgütlenmesini düzenler. Tarihte devrim ve karşı devrim anayasaları vardır. Çünkü devletler devrimlerle ve karşı devrimlerle kurulur. Türkiye'nin anayasa tarihinde devrim ve karşı devrim anayasaları vardır. 1876, 1921, 1924 ve 1960 anayasaları devrimlerle yapılmıştır. Hepsi zamanlarına göre toplumumuza hürriyet, istiklal ve çağdaşlık getirmiştir. Türkiye'nin bir istiklal savaşı ve devrim Türkiye bir istiklal savaşı ve devrimle kuruldu. Anayasa mücadelesi, istiklal savaşı ve Kemalist devrim değerleriyle yürütülebilir. Bu ideolojik mücadeledir, siyasi mücadeledir, halk iktidarı için mücadeledir. Türk milletini Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyerek çok güzel tanımlamak yaşamaktayız. Uzlaşma anayasaları dedikleri anayasaların hepsi emperyalist devletlerin veya işbirlikçilerin anayasasıdır. AKP'nin yapmak istediği anayasa bellidir. Önemli maddeleri sıralayalım. Kürdistan'a özellik, Türk milleti kavramının anayasadan çıkarılması, Atatürk milliyetçiliğinin tasfiyesi, laikliğin
din özgürlüğü diye tanımlanarak tersine çevrilmesi. Başkanlık sistemi, dolayısıyla eyalet sistemi, devlet egemenliğinin uluslararası camiaya terk edilmesi. Yasa ihlalidir. Meclisine anayasa yapma görevi vermiyor. Üstelik anayasanın değiştirilemez maddeleri var. Biliyorsunuz. Bunlar değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Dördüncü maddeyle. Ancak onları da değiştirmek istiyorlar. Bütün bunlara rağmen anayasayı değiştirmeye kalkarsanız o zaman ceza kanununun 302. maddesi var. Bütün bunları yaparsanız diyor müebbet hapisle cezalandırılırsınız. O gün gelecek. O gün gelecek. Milli hükümet kurulacak. Onları ağır cezayla bizler yargılayacağız. Biz yakındadır. Çok değerli katılımcılar. Formumuz toplumun örgütlü gücünü seferber ederek bölünme anayasası girişimini önlemeyi ve bu amaçla Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan milli ve demokratik bir anayasanın ilkelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bugün çok değerli konuşmacılarımız sizlere bunları anlatacak. Şimdi mikrofona Milli Merkez Anayasa Formu'nun Genel Sekreteri, İşçi Partisi'nin Merkez Karar Kurulu Üyesi ve İstanbul Strateji Merkezi'nin Başkanı, çok değerli Sayın Haluk Dural'ı takdim ediyorum. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, benim bu salona ikinci gelişim. Bundan iki sene önce de değerli ADD Başkanımız Melih Çınar Bey'in daveti üzerine buraya bir konferans için gelmiştim. Bu salon gene böyle doluydu. Ama şimdi konu farklı. Daha coşkulu, daha birleştirici bir topluluk burada. Bütün bizi burada misafir eden, bugünün bu sıcak havasında, tatil gününde buraya lütfedip gelip bizi dinlemek lütfunda bulunan bütün Atatürkçülere, bütün Bandırmalılara, bütün Kuvayi Milliyecilere hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Yurt dışında çeşitli merkezlerde milli anayasa forumları topluyoruz. Nereden çıktı bu ihtiyaç? 2011 senesinde Haziran seçimlerine müteakip, 1 Ekim'de meclis açılır açılmaz, meclis başkanımız Sayın Cemil Çiçek birden turlara başladı. Mecliste grubu bulunan 4 partiyi ziyaret edip bir yeni anayasa yapmak üzere mecliste her partiden 3'er milletvekilinin katılımıyla bir anayasa uzlaşma komisyonu kurdu. Bu girişimlerinin en son halkası gravatlı PKK'cılarla yapıldı ve onların katılımını kabul ettikten sonra mecliste yaptığı bir basın toplantısında ağzından baklayı çıkartarak gerçeği itiraf etti ve dedi ki yeni anayasada eğer etnik ve dinsel farklılıklar yazılmayacaksa yeni anayasa yapmaya gerek yoktur dedi. Yani Sayın Cemil Çiçek yeni anayasanın niçin yapıldığını söyledi. Türkiye'yi bölecek, parçalayacak cemaatlere farklı etnik gruplara parçalayacak, paramparça edecek bir anayasa yazmanın peşinde olduklarının itirafını yaptı. Bu durumu görünce İstanbul'da değerli milletvekilimizin de katılmış olduğu 60 civarında parlamenterler, eski yeni parlamenterler, aydınlar, gazeteciler, akademisyenler bir araya geldik. Sayın Hüsamettin Cindor'un başkanlığında yaptığımız bir toplantıda bu yeni anayasa girişiminin arka planında ne olduğunu tartıştık. Bu tartışma sonrasında
yanılmamak için benzeri bir toplantıyı 10 Aralık 2011 günü Ankara'da tekrarladık. Gene yüksek düzeyde bir katılımla yaptığımız bu toplantıda da görüşlerimiz netleşti, pekişti ve şu sonuca vardık. Dedik ki bu anayasanın bir tek amacı vardır. Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü parçalamak, Türkiye'yi iki bölgeli, iki milletli, iki dilli, federal bir devlet haline getirerek milli bütünlüğümüzü bozmak.